Türk Dili ve Tarihi programına hoş geldiniz. Bugün Türkoloji, Türk tarihi araştırmalarına bir ömrünü vermiş olan Anne Maria von Gavan'ın çok önemli bir deyişiyle başlamak istiyorum. 1993'te vefat eden, 92 yıl yaşamış olan ve 1935-37 yıllarında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde sinoloji hocalığı, özellikle Uygur yazıtları uzmanı olan ve ülkesine Almanya'ya döndükten sonra orada da Türkoloji bölümünü kurup yönetmiş olan bu değerli hocamız diyor ki, Türkoloji yabancılar için bir meslek, Türkler için ise milli bir görevdir. Bu çok çok önemli. İşte bu milli görevi yapanlardan bir tanesiyle bugün Gülnara Kara Hanımefendi ile beraber gene Türkolojinin önemli bir konusunu görüşeceğiz. Ben dolayısıyla önce bize kendi ihtisası konularında birçok bilgi verecek olan doçent doktor Gülnara Kara Hanımefendi'yi tanıtmak istiyorum. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben müsaadenizle sizi kısaca bir tanıtayım. Kendileri tamam. Kazakistan'ın Aktöbe ilinde doğmuşlar. Lisans eğitimi Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi'nde, Şerkiyat Fakültesi'nde, Türkistan'da 1991-95 yılında okumuş. Yüksek lisansı ise Urumqi, Çin'de 1995-97 yıllarında yapmışlar. Doktora çalışması ise Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Genel Türk Tarihi Ana Bilim Dalı'nda Ankara'da, Türkiye'de 2002-2009 yılı arasında yapmışlar. Çince, Rusça, İngilizce, Kırgızca, Kazakça, Özbekçe, Uygurca ve Tatarca dillerini bilmekteler. 2014-2022 Bitlis Eren Üniversitesi'nde tarih bölümü hocasıdırlar. Özellikle İslam öncesi Türk tarihi konusunda çalışmaktadır. Kendisinin yayınlanmış olan kitapları hakkında da sizlere bilgi vermek istiyorum. Moğol istilası devrinde Türkistan, Çin kaynaklarında Türkler eski Tang tarihi bir başka kitap çalışması. Eski çağlar ve günümüzdeki Jurganya ve Doğu Türkistan'ın tasviri bir başka kitabı. Çaykoski Mehmet Sadık Paşa'nın Osmanlı anıları ki Paronescu'nun kurucularındandır. Gene hocamızın bir başka kitap çalışması. Bu ise bugünlerde yayınlanmış olan ve bugün konuşacağımız Asya Hunları konusunda çok geniş, yeni çıkmış olan Günler Hoca'nın kitabı. Biraz sonra bu kitabı kendisinden etraflıca içeriğini dinleyeceğiz. Bizler normal Türk vatandaşları olarak özellikle Çinlilerin Türkler hakkında yazmış olduklarını merak ederiz. Hele son 20-30 senelik dönemde bu temasların daha hızlanması internet sayesinde özellikle Çin kaynaklarındaki Türk tarihine olan bilgiler bize aktarılmakta. İşte bunların en başında gelenlerden bir tanesi de Gülnara Kara Hanımefendi. Burada gördüğünüz gibi bir Çin hanedanlığını biliriz. İşte bu üçüncü olarak gördüğünüz Çin ki doğumdan önce 221-206 biliyoruz 1993'te vefat eden 92 yıl yaşamış olan ve 1935-37 yıllarında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde sinoloji hocalığı, özellikle Uygur yazıtları uzmanı olan ve ülkesine Almanya'ya döndükten sonra orada da Türkoloji bölümünü kurup yönetmiş olan bu değerli hocamız diyor ki,
Türkoloji yabancılar için bir meslek, Türkler için ise milli bir görevdir. Bu çok çok önemli. İşte bu milli görevi yapanlardan bir tanesiyle bugün Gülnara Kara Hanımefendi ile beraber gene Türkolojinin önemli bir konusunu görüşeceğiz. Çin kaynaklarında Türkler Eski Tank Tarihi bir başka kitap çalışması. Eski Çağlar ve Günümüzdeki Jurganya ve Doğu Türkistan'ın Tasviri bir başka kitabı. Çaykovski Mehmet Sadık Paşa'nın Osmanlı Anıları ki Paronescu'nun kurucularındandır. Gene hocamızın bir başka kitap çalışması. Bu ise bugünlerde yayınlanmış olan ve bugün konuşacağımız Asya Hunları konusunda çok geniş, yeni çıkmış olan Günler Hoca'nın kitabı. Biraz sonra bu kitabı kendisinden etraflıca içeriğini dinleyeceğiz. Bizler normal Türk vatandaşları olarak özellikle Çinlilerin Türkler hakkında yazmış olduklarını merak ederiz. Hele son 20-30 senelik dönemde bu temasların daha hızlanması internet sayesinde özellikle Çin kaynaklarındaki Türk tarihine olan bilgiler bize aktarılmakta. İşte bunların en başında gelenlerden bir tanesi de Günlara Kara Hanımefendi. Burada gördüğünüz gibi bir Çin hanedanlığını biliriz. İşte bu üçüncü olarak gördüğünüz Çin ki doğumdan önce 221, 206. Biliyorsunuz ben milat Aramice doğum demek. Onun için milat yerine hep doğum kullanıyorum. Çin dediğimiz şu andaki devlete, imparatorluğa da adını veren işte bu hanedanın kurucusu olan Çin. Bunları biraz sonra hocamız etraflıca bize anlatacaklar. Dolayısıyla bugünkü Çin'in kurucusu tarihteki Çin hanedanı 259-210 yılları arasında yaşamış olan kurucu imparator diyebiliriz. Bir başka bu konudaki bilgimizde gene 5 devletin devletler arasındaki bu savaşlar döneminde Çin'in galip gelerek Çin Birliği'ni kurması. Bunlar bizim şu ana kadar bildiğimiz bilgiler ama bizler gene Türk tarihine gönül vermiş insanlar olarak mesela 90'lı yıllardan itibaren ortaya çıkartılmış olan bu Tarakota askerlerinin yüz ifadeleriyle bildiğimiz Çin tarihini bağdaştıramayız. Çünkü bildiğimiz kadarıyla Çinlilerde hiçbir zaman yani normal Çin vatandaşlarında bu şekilde bıyık olmaz. Yüz ifadeleriyle, bıyıklarıyla, duruşlarıyla bunlar Orta Asya, Türkistan insanları. Bunları merak ederiz. Tabii bunları da en iyi bu konuda akademisyenlik yapan, kitap yazmış olan Çincesi, Rusçası ve birçok Türkistan Türk lehçesine hakim olan hocamızdan bugün öğrenmek niyetindeyiz. Sayın hocam, buyurun Çin kaynaklarında Asya Hunları hakkında bizi bilgilendirirseniz memnun oluruz. Buyurun efendim. Tamam hocam. Teşekkür ederim Turgay Bey. Devam edin siz de. Bakın burada Çin kaynaklarına gelen zaten biz Asya Hunları'nı belirtmek için genelde Avrupa Hunlarından ayırt edebilmek için Asya Hunları diye tabir yapıyoruz biz. Normalde Hunlar diye de biliriz. Ancak Avrupa'da Hunlardan ayırt etmek için bazen Asya Hunları deriz. Genelde Asya Hunları ya da Xiongnular dediğimiz Çin kaynaklarında Xiongnu olarak geçen bu halk, bu kavim hakkında bilgileri yeni biz Çin kaynaklarından alırız. Çünkü genel kendilerinden bir yazılı bir kaynaklar kalmadığı için zaten tarihin en eski dönemlerinden tarih yazma geleneğine sahip olan bu Çinliler hem kendilerinin tarihini hem
kendilerine komşu olan, kendilerinin temas ettiği kavimler ve devletlerin bütün tarihlerini kendi kaynaklarında aktarmışlar. Bunun içinde de biz işte bugünkü temamız, konumuz olan Sümnulardan da bahsetmiş uzun bir süre. Aslında Çin'deki en eski yazılı belgeler Shang Hanedan dönemine ya da In diğer adı Shang In Hanedan dönemine aittir. Ondan öncesinde bir Siyah Hanedanı vardır. Ona biz daha sonra duracağız. O dönemden pek yazılı kaynaklar bize kalmamış. Yani en eski yazılı belgeleri biz işte milattan önceki 16-11 yıllar arasında tabir edilen bu hanedan döneminden görüyoruz. Ancak o dönemdeki kaynaklar yani yazılar daha çok işte kaplumbağa üzerine ya da işte kemiklere yazılmış ve kısa ve çok anlaşılması zor fal yazıtları olarak bilinir. Daha sonraki Zhou Hanedan döneminden itibaren artık çok sayıda yazılı kaynaklar bize geliyor. Bunların içindeki de en önemlisi beş klasik dediğimiz eserler. Yani bunlar mesela Shi Jing dediğimiz şiirler kitabı, Shu Jing dediğimiz belgeler kitabı, Yi Jing dediğimiz değişimler, Li Ji dediğimiz ritüeller ve Chu Qiu dediğimiz bahar ve güz yıllıkları. Bunların içindeki en eskisi işte tarih kaynağı olarak bize Shu Jing. Shi Jing'de de çok sayıda mesela Xiongnu'ların atalarından bilgi verirler. Bunu işte Confucius'un bildiğimiz kendisinden önceki devirlerde ait bilgileri toplamasıyla ortaya çıktığı düşünülüyor. Ve bunun dışında da çok sayıda kaynaklar var. Mesela bambu yıllıklar diye bildiğimiz o da Çin'in antik tarihi hakkında eski bir metindir. Yani bu kaynakların çoğunda da hepsinde de hemen hemen en eski efsanevi zamandaki Sarı İmparator döneminden başlayarak bütün tarihini anlatmaya başlar Çin'in. Çin Hanedan dediğiniz, sizin az önce söylediğiniz bu Çin Shi Huangdi'den bahsettiniz. Bu artık Çin'deki bütün bu savaşan devletlerden birleştirip daha sonra Çin Hanedanı kurulan dönemdeki kaynaklar da vardır. Ancak bize en çok güvenilir ve doğru kaynakları veren kaynaklar olarak biz bu 24 tarih dediğimiz hanedanın resmi hanedanlık kayıtlarını biz kabul ederiz. Bunlar genelde Han Hanedanlığı döneminden yazılmaya başlamış. Çünkü Han Hanedanlığı döneminden itibaren Çin'de tarih yazıcılığı başlamıştır. Yani en ilk bizim Çin'in Herodot'u dediğimiz Sima Qian'dır ilk bu Çin tarih yazımını başlayan. Yeger belki onun kitabının da ismi tarih kayıtları der, birileri tarihi kayıtlar der, tarihçinin yazıları der, çeşitli şekilde çevirirler. Bu Shi Ji dediğimiz tarih kayıtları işte Sima Qian tarafından Han Hanedan döneminde yazılmıştır. Bir önceki dönemde Çin Hanedan döneminde kaynaklar yok muydu derseniz, Çin Hanedan döneminde zaten Konfüçyüslüğe karşı bir katliam başlatmıştı. O dönemde birçok sayıda kitaplar yakılmıştı. Konfüçyüs bilginlerinin çoğu da idam edilmişti. Yani bu daha sonraki Çin Hanedanı yıkılıp onun yerine Han Hanedanı geldikten sonra tarih yazıcılığı başlıyor ve daha sonra bütün hanedanlıklarda da bu devam ediyor. Yani o yüzden de Shi Ji dediğimiz bu Sima Qian'ın yazdığı tarih özellikle Hunlar için, Xiongnular için çok önemlidir. Burada da Çin'deki efsanevi hükümdarlar döneminden başlıyor. Onu ama kısaca bir şekilde anlatıyor. Bu Shi Ji'de tabii ki sadece Xiongnulardan bahsetmiyor. Genelde kendi tarihlerinden bahsediyor ilk önce. 130 tane bölümden oluşuyor ve bunun 110. bölümü işte Hunlar için, Asya Hunları için ayrılmıştır. Orada onlar hakkında biz ilk bilgileri öğreniyoruz. Yani ta
en efsanevi siyah hanedan döneminden biz başlıyoruz ve onun kendi ölümüne kadar devam ediyor. Bu milattan önceki 97. yıla kadar getirmiştir ve burada biz ilk defa işte Sümerlilerin ataları, onların kimlikleri, yaşam bilgileri, toplumsal yapıları, Çin'le veya başka topluluklarla onların arasındaki ilişkiler. Biz o şeyden ilk defa işte bizim Türkiye'de bilinen, Mete olarak bilinen Hunların hükümdarı Modu ve onun babası hakkında bilgiler ediniyoruz. Ve Modu'dan sonraki bütün hanedanlıkları, ya hanedanlık demişim, bütün Çan üyeleri yani hükümdarları sırasıyla hepsini yazar bu Şizi kaynaklarında. İkinci bizim kaynağımız da Hanşu olarak bilinir yani. Bu Shizi'nin burada iyi bana gösterdiniz. Shizi'nin günümüzde çok sayıda çevirisi vardır. Özellikle Batı dillerine çok önceden çevrilmişti. Sonraki dönemlerde ülkemizde sinolojiye, Çin'e çok bir önüne dönebilirsiniz. Shizi'nin Türkçe çevirisini Pulat Ütkan hocamız yapmıştı. Ancak bitirmeye ömrü yetmedi hastalığından dolayı ve onun daha sonra öğrencisi olan Profesör Doktor günümüzdeki Giray Fidan bu şeyi tamamladı. Bu Shizi'deki Hunlar bölümünün çevirisidir bu, birebir çevirisidir. Yani artık Türkçe'de de bu ilk tarih kayıtlarının Hunlarla ilgili bölümünü Türkçe okuyabiliyor artık okuyucularımız da, öğrencilerimiz de, akademisyenler de. Sayın Hocam, burada bir belirtmek istiyorum. Bu kitabın yazıldığı dönem orijinal dönem. Yani yazdığı dönemdeki tarihi yazıyor. Ama ondan önce, evet, 2000 sene öncekiler daha çok destanlardan alınma, değil mi? Yani bundan, doğumdan önce 2000 sene önce yazılan bir Çin tarihi yok. Yani Çin tarih yazılığı böyle sistematik bir şey olarak yok. Ancak zaten Çin tarih yazıcılığının atası dedik biz Sima Cian'ı. Ondan öncekisinde çok sayıda az önce söylediğim kaynaklar var. Evet. Zaten Sima Cian da bu saray kendisi tarihçisi olduğu için Han Hanedan döneminde kendi bu İmparator Sarayı'nda arşivleri kullanarak daha önceki dönemlerdeki benim az önce ismini saydığım klasik kaynakları, efsanelerin hepsini toplayıp onları kullanarak zaten bu tarihini yazmaya başlıyor. Anlıyorum, peki. İkinci kaynağımız biz Hanşu dedik. Yani Han Hanedan tarihi artık bunu Ban ailesinden mesela Ban Biao başlatıyor ilk başta şey olarak. Genelde tarihin şeyi olarak burada Bangu gösterirler yazar olarak ama Ban Biao onun babası başlatmıştır. Daha sonra Bangu öldükten sonra kardeşi, onun kız kardeşi devam ettirmiştir Ban Chao. Yani bu da sonraki Han Hanedan döneminde tamamlanmış. Aslında bu şeyin birebir ilk başta kopyasıdır. Az önceki söylediğimiz Shizi'nin. Yani ilk önce onu alıp kopya ediyor. Daha sonra devam ettiriyor bu şeyi. Kendi döneminden, Han Hanedan döneminden sonra. Bu da 100 tane bölümden oluşuyor. Ve bunun 94 AB bölümü Hunlara ayrılıyor. Yani daha önceki bölümlerinde kendilerinin tarihlerini, başka halkların tarihlerini ya da işte çeşitli şahsiyetlerin biyografilerini veriyor. Bu da Türkçe'ye çevrildi ve Türk Tarih Kurumu'ndan basılan bu çeviriydi. İşte Ayşe Onat hocamız, Sema Örsoy ve Konralp Ercülas'ın tarafından bu tercüme edildi. 2006'da sanırım, yani şimdi birkaç tane baskısı olmuştur bunun. Yani burada da artık Han Hanedanı dönemindeki Hunlar hakkında bilgiler edinebiliyoruz. Aynı şeydeki gibi, Shizi'deki gibi. Evet. Sonraki üçüncü bizim kitabımız, burada da işte metin içeriklerinde az önce bahsettik. Yani Sünnuların kimlikleri. Yenen az önce dedim ya, bu aslında Shizi'nin hepsini kopyalayıp alıyor kitabına. Daha sonra da Shizi'nin bitip kaldığı yerde devam ettiriyor kendileri.
Burada da aynı şekilde Shizi ile aynı, hemen hemen aynı bilgileri veriyor. Burada da yine biz Xiongnuların kendileri hakkında, onların komşuları, Donghular, Yüçler hakkında bilgiler ediniyoruz. Xiongnuların yeni askeri örgütlenmeleri, siyasi örgütlenmeleri, inançları, gelenek görenekleri hakkında Çin'le ve diğer halklarla ilişkileri hakkında söz ediliyor. Bu da Türkçe'ye çevrildiği için rahat bir şekilde bu bölümü siz Türkçe'ye artık okuyabilirsiniz. Şimdi üçüncü bir kaynağımız Houhanshu, bu Türkçe'ye çevrilmedi henüz. Houhanshu yani sonraki Han Hanedanı tarihi diye çevrilir bizde. Çünkü Han Hanedanı'nın ikiye bölündüğü durum vardır. Batı Han Hanedanı ya da önceki Han Hanedanı diyoruz. Daha sonra arada bir Wang Mang'ın bu Han Hanedanı yıkıp kendi devletini kurduğu bir dönem vardır. Sonra da Wang Mang'ın da yıkılıp tekrardan Han Hanedanı'nın dirildiği dönem. İşte ondan sonraki dönemde bu Houhanshu'da okuyabiliyoruz biz. Ancak Houhanshu yazıldığı dönemlerde artık Hunlar zaten bölünmüştü ve Güney Hunları şeylere, Çin'e teslim olmuştu. O yüzden de burada 89. bölüm, yani Hunlar için ayrılan 89. bölümde aslında çok kısa bir anlatım yapıyor. Çünkü Hunların artık Çin'e karşı çok büyük bir gücü yoktu artık eskisi kadar. O yüzden mi bilmiyorum, bu Houhanshu şeyinde Hunlardan çok az bahsetmiş. Yani 89. bölüm diğer eserlere göre daha da azdır, kapsam olarak azdır. Ve bu zaten artık Çin'e teslim olmuş olan Hunların tarihinden bahseder. Çin'in egemenliği altına giren, onların yerleşim yerleri, tarihlerinden bahseder ve o dönemdeki Çinli generallerin ya da komutanların Xiongnular hakkında sundukları raporlar burada vardır. Henüz bu 89. bölüm sanırım bölüp bölçüp bir, belki makaleleri de tercüme edilmiştir ama ayrı bir kitap olarak maalesef günümüzde çıkmadı. Şimdi bundan sonraki, şimdi benim kendi kitabıma gelecek olursak, bu sene yayınlandı bu kitabım. Çin kaynaklarında Asya Hunları diye biz verdik. Yine biz aynı şekilde tarih kayıtları ya da Shizi ve Hanshu'yu burada baz aldık. Orada geçin. Şimdi derseniz ki burada siz fazla olarak ne yaptınız daha önceki kitaplardan, çevirilerde. Burada ben daha çok biz bu iki kitabın da birisinin 130 bölüm, birisinin de 100 bölümden oluştuğunu söylemiştik. Hanshu ve Shizi'nin. Burada sadece Hunların bölümü çevrildi. Ancak bu kitaplarda başka da biyografiler vardır. Yani sayısızca Çinli komutanların, devlet adamlarının, bürokratların, kendi imparatorlarının da dahil olmak üzere birçok biyografiler vardır. Benim aldıklarım da bu Çinli olan, Hunlarla bir şekilde teması olan Çinli komutanlar, bürokratlar, devlet adamları, elçiler, onların biyografilerini taradım. Onların yani birebir çevirisini verdim bu bölümlerde ve orada işte Hunlar hakkında onların görüşleri, onların sunduğu raporlar, onların Hunlarla savaşma taktikleri, bu konularda anlatmaya çalıştım. Şimdi bu kitabın kapağıdır. Şimdi az önce burada dediğim gibi Pulat Ütkan'ın hazırladığı çalışmada da aslında iki tane, mesela Huo Qibing ve Li Guangli gibi komutanların biyografileri eklendi. Ancak hocamız kendisinin zaten vefat ettikten sonra hastalığı döneminde yazdığı için oraya çok açıklamalar koyamamış. Yani özellikle açıklamaları bakımından çok eksiklikler bulunur. O yüzden de bu eksiklikleri tamamlayıp en azından bu Xiongnular ya da Hunlar tarihine az olsa da benim bir katkım olsun istedim. Şimdi burada neler anlatıyoruz, ona bir kısaca yapabiliriz. Kitabın kendisine, bu benim yazdığım kitaba biraz kendisini tanıtabilirim.
Önceki sonraki sayfaya geçebilirsiniz hocam Turgay Bey. Şimdi ben ilk başta girişte bu kitabın girişinde Hunların yani Sümnuların atalarından bahsetmek istedim. Mesela az önceki söylediğimiz Hunlar bölümünde, bu kitaplarda Hunlar bölümünde şöyle başlıyor. Hunların ilk atası Siyahov Hanedanı hükümdar ailesinden gelen Çunveydir diye bir cümleyle başlıyor. Ama bu Çunvey kimdir? Hunların atası olan ona araştırmak istedim. Siyah Hanedanı hakkında bu az önceki siz birkaç tane hanedanları verdiniz. Siyah Hanedanı en ilk hanedanıdır yani Çin'in. Ve o dönemde zaten yazılı kaynaklar bizim zamanımıza gelmedi, ulaşmamış. Bu haritada siz Siyah Hanedanı'nın olduğu yani merkezinin olduğu tahmin edilen arkeolojik yani kazıların yapıldığı yerleri görüyorsunuz. Burada Erlitov dediğimiz yerden çıkan arkeolojik kazılar bu Siyah Hanedanı'nın başkenti ya da işte merkezi olduğu düşünülüyor arkeologlar tarafından. Burada gördüğünüz gibi bu Sarı Nehir'in artık doğu tarafı. Biz genelde Hunları nereye yerleştiririz? Ordos'a yerleştiririz ya da doğusuna onun daha kuzeyine yerleştiririz. Ordos dediğimizde bu Sarı Nehir'in büklümünün içinde kalan yerler. Daha sonraki dönemlerde onu yukarıya daha kuzeye atmışlar. Ama ilk ortaya çıkışına yani burada zaten Çinli halklarla karışık yaşadığı dönemlerde biz bunun günümüzdeki Çin'in iç bölgelerinde kalan yani Sarı Nehir'in batısı, doğusunda kalan yerler olduğunu görüyoruz. Siyah Hanedanı ve Şan Hanedanı, odan sonra gelen hanedan buralarda yerleri gösterilmiş tahmini. Şimdi Siyah Hanedanı hakkında da bu iki kitapta tarihi kayıtlar dediğimiz bu Shizi'nin ikinci bölümünde Siyah Hanedanı'nı anlatır. Burada Siyah Hanedanı'nın kurucusu olarak kaydedilen kişinin adı Yü dediğimiz kişidir. Bu Yü dediğimiz kişi de Çin'in efsanevi hükümdarı Sarı İmparator'un dördüncü kuşak torunu olduğunu bildirilir. Şimdi buradan nasıl geleceğiz bu Çunvei'ye ya da Sümnulara? Şimdi İmparator Yü'den sonra bu Siyahov Hanedanı'nı kuruyor kendisi. Daha sonra bu Yü dediğimiz kişi, aslında Çin tarihinde çok bilinen bir kişidir, şahsiyettir. Yani Çin'deki aslında bu su taşkınlarını durduran yani o konuda çok emeği geçmiş olan kişi olarak bilinir. Ve Yü'den sonra bu Siyah Devleti ya da Siyahov Devleti'nin ya da Hanedanı'nın kurucuları olarak 16 hükümdarının ismini sayarlar bu ikinci bölümde. 16 hükümdar değişmiş Yü'den sonra. En son hükümdar da Ziye dediğimiz bir kişiymiş. Son hükümdar. Bu da çok zalim, beceriksiz, içki ve eğlenceye düşkün o imparator olarak tarif edilir. Ve Shizi'de biz bu Ziye'nin daha sonra Şan Hanedanı'nın kurucusu tarafından indirildiğini, tahtından ve sürgüne gönderildiğini, 3 yıl sonra orada öldüğünü öğreniyoruz. Ve Shunbei dediğimiz kişi de aslında bu Ziye dediğimiz kişinin oğluydu. Yani biz burada görüyoruz ki aslında Hunlar ve Sünnular ve Çinlilerin tarihi yani ta bu Siyahov Hanedan döneminde birleşiyor. Yani akraba olup çıkıyoruz aslında buradan bakılırsa. Biz uzun uzun zamanlar önce Çinlilerle akrabaymışız. Şimdi Sayın Hocam burada bir şey sorabilir miyim? Çin diyoruz. Bu Çin aslında bu doğumdan önce 200'lerde oluşan bir isim değil mi? Ondan öncesine neden Çin diyoruz? Hayır, aslında bizim bunu Çin ismini veren Çinlilerin kendisi değil. Yani sonraki bizim batılı tarihçiler Çin Hanedanı'ndan yola çıkarak Çin'i veriyor. Çinliler kendisini Çin demiyor. Onlar kendilerine Hanzu diyor. Hansu. Han halkı diyor. Yani Han Hanedanı'ndan başlatıyor. Yani Han Hanedanı'nın ismini de zaten kendi isimleri olarak almış. Onlar kendilerini Hanzu diyor. Yani günümüzde de Çin'in ismi Jungo diye bilinir. Çin devletinin ismi. Jungo devlet. Merkez devlet demek. Yani Çin o zaman da kendilerini dünyanın merkezi olarak gördüğü için Jungo diye bilinir. Halk da kendisini Hanzu diyor. Yani Han halkı diyor.
Evet. Çin ismini biz verdik. Yani daha sonraki tarihçiler vermişlerdir. Evet. Şimdi Chunwei'ye geri dönersek, dedik ya akraba olduk yani ta bilmem kaç yıllar yüzyıllar öncesinden bu Siyahou Hanedanı'nın kurucusu İmparator Yu hem Hunların atası oluyor o zaman da hem Çinlilerin atası oluyor. Çünkü bunların hep ikisi de gidip Yeni Sarı İmparator'a bağlanıyor. Şimdi Chunwei babası öldükten sonra üvey anneleriyle evlenmiş ve halkıyla kuzeye giderek göçebe hayvancılığa başlamış. Çin kaynaklarında bu şekilde yazar. Çinliler de onlara Sunlular yani diye isim vermiş. Bu kayıtlarda işte biz neyi görüyoruz? Hunların ilk atalarının zalim bir beceriksiz, annesinin de değersiz bir cariye olduğunu söyleyerek burada işte onlara yönelik bir ön yargılı, aşağılayıcı bir tavrın sergilendiğini görüyoruz. Yeni Çin kaynaklarında bu az önce söylediğimiz kitaplarda Chunwei'den Modu yani Toğman'a kadar Modu Mete'nin babası olan Toğman'a kadar 1000 yıldan fazla zaman geçti diye gösterir Chunwei'den. O yüzden de yani biz Sunluların atasının yeğeni bir şekilde çok uzun zamanlara. Burada da işte az önce benim ikinci bölümden aldığım Siyah Hanedanı'nın imparatorları burada komple verilmiştir. En son ki bu Ziye dediğimiz kişi işte bu Chunwei'in babası idi. Buradan geçebiliriz şimdi. Şimdi biz ne dedik? Sunlular diye geçiyor dedik Çin kaynaklarında. Bu Shizi'den itibaren biz Hunların ismini Sunlu diyebiliriz. Yani birebir çevirisini Asi köleler diye çevirebiliriz. Sun Asi kelimesini yani gösterir. Nu da kelime olarak köledir anlamı. Yani Çinliler o dönemde zaten kendilerinden olmayan göçebe halkların çoğuna da bir aşağılayıcı, bir küçümseyici bir isimler, lakaplar takıyordu. O yüzden de bu isimle biliyoruz. Sunlular hakkında biz ilk yazılı kayıtı milattan önceki 318'de görüyoruz. İlk defa biz Sunluların ismini savaşan beylikler döneminde bu 7 tane beylikin birbirleriyle savaştığı dönemde onların diğer beyliklerin Hunlarla ittifak halinde Çin beyliğine saldırdığı bir kayıtta görüyoruz ki bu da Shizi ya da bu kitabımızın 5. bölümünde anlatılır. Yani ilk defa biz milattan önceki 318'de görüyoruz. Şimdi bu Sunlu ismi burada var ise, bunlar da bir anda ortaya çıkmadıysa, Sunlular ismi daha önceki kayıtlarda niye yok? Sunlu ismini niye görmüyoruz diye biz araştırmaya başladığımızda onların isminin farklı olduğunu görüyoruz. Shizi'nin o az önceki 110. bölümünde, Hunları anlatan bölümünde onları farklı isimlerle isimlendirildiğini zaten açıklamalarında kendilerinde yazar. Kuzeydeki göçebe kabilelere Sun Yu demiş, Zhou Hanedan döneminde Xian Yun demiş, Qin Hanedan döneminden itibaren de Sunlu denildiğini kaydediyor. Kendileri bu şekilde kaydediliyor. Aynı eserin 1. bölümünde de Sarı İmparator döneminde onun kuzeyde onun kovduğu kişilerin Sun Wu olarak ismi geçiyor. O yüzden de biz Sunlu ismini kaynaklarda göremiyoruz. Çünkü isimleri farklı şekilde adlandırılmış. Sun Yu, Xian Yu şeklinde. Bunun dışında da Shangzhong diyen de yeni halklardan bahsedilir. Bunun da Çin'in kuzeyinde yaşadığını ve Hunların diğer isimleri olduklarını söylerler. Yani Sunlu olmadan, yani Hun olmadan, günümüzdeki biz bildiğimiz bu isim olmadan önce de bunlar çok efsanevi dönemlerde de varmış. Ve biz bu Xian Yu ve Sun Yu'ların ismini daha sonra da Shizi'nin dediğiniz şeyde de görüyoruz. Bunu değiştirebilirsiniz şimdi kaydını. Nerede görüyoruz bu şeyleri? Az önce dedi ki 318 yılında görüyoruz ancak dedik. Ondan önceki dönemlerde nerelerde bu Sunluların ataları?
Biz şiirler kitabında az önce demiştik 5 klasikten birisi bu şiirler kitabı dedik. Bu toplam 400'den fazla burada şiir toplanıp Çin'in efsanevi dönemlerindeki o siyasi olaylar anlatan bir eserdir. Burada da işte biz şiirlerin birisinde mesela Siyan ünlülerin saldırılarından bahseder, aile yaşamlarını mahvettiğini, huzurlarını kaçırdığını, onların kendilerinin düşmanları olduğundan. Başka bir şiir dedi mesela bir tane askerin Siyan ünlülere karşı savaşa gittiğinden bahseder. Yani biz şiirler kitabında az önceki Hsunluların eski ismi olan Siyan ünlülerin ismini görüyoruz. Daha sonraki dönemlerde bu bambu kayıtlarında da biz onların ismini görüyoruz. Burada bir tane Çinli komutanın ismi geçiyor. İnzifu dediğimiz. Onun da Siyan ünlülerin üzerine yürüdüğü, onları kovaladığını, Tayyuan'a kadar geldiğini yazar. Bir de bu gösterdiğimiz görseldeki kazanlarda da yani o dönemlerdeki kazanlarda da Zhou Hanedan dönemindeki bu kazanlar. Burada da işte Siyan ünlülere karşı bir savaş yapıldığını görüyoruz. Do Yao dediğimiz bir hükümdarın bu Siyan ünlülere karşı 4 defa savaştığını, 300'den fazla kişiyi öldürdüğünü, 20'den fazla kişiyi esir alıp 127 tane savaş arabasını ele geçirdiğini bildirmiş. Bu kazana bunlar yazılmış. Yani bu kazanda da isimleri Siyan ünlü olarak geçiyor. Ve yine aynı şekilde diğer bir bu kazan mı dediğimiz ne diyeceğiz bu şeyi tabak ya da büyük bir şey mi legen mi deriz. İşte burada da aynı şekilde de Go Derebeyi Zibay'ın Lorma'nın sol kıyısında Siyan ünlüleri yenilgiye uğrattığı düşmanlardan 500 kişiyi öldürüp 50'sini esir aldığını yazar. İşte bu kazanlar aslında genelde zaferleri kutlamak için ya da onları şey yapmak için yapılan kişiler. Ancak burada mağlup olan kişilerin ismini de Guifanlar olarak vermiş. Farklı olarak vermiş. Az önce biz Yan Ün dedik, Xin Ün dedik. Burada da Guifanlar olarak veriyor. Çinlilerin kendisi bu şeyleri araştırmaya başladığında Çinli araştırmacılardan birisi Wang Guwei'dir bu konuda Çin şeylerin en eski kavimler hakkında araştırma yapan. Oraya geçebilirsiniz şimdi. Wang Guwei'nin kendi araştırmasında kendisi ünlü bir Çinli araştırmacıdır. Bu klasik eserlerde ismi geçen bu kavimlerin Xun, Un, Xian, Un, Kun, Yu veya Guifang diye kişilerin hepsinin aslında Sunluların aynı kavim olduğunu yani onların ataları olduğunu kendileri sürür ve bunları da işte kendi araştırmalarında yazar. Yani Sunlu olmadan önce de benim az önce söylediğim isimlerle Hunlar tarih sahnelerinde vardı. Yani şimdi bu isimleri biz şeyden de görüyoruz. Siyah Hanedan ismini 5. yüzyılda kurulan yeni bir Hun devleti vardır. Helian Bobo'nun kurduğu devlet vardır. Bu da kendisinin atalarını Siyah Hanedan'ın hükümdarlarına geldiğini ileri sürüp kendi devletinin ismini de Büyük Siyah olarak, Dasya olarak adlandırılmış. Yani biz az önce Siyah Hanedan'ına bağlamıştık ya. İşte 5. yüzyılda kurulan bu Hun devletinin hükümdarı da bunu söylüyor. Benim atalarım Siyah Hanedan'dan geliyordu. O yüzden de ben de devletimin ismini de bu şekilde adlandırıyorum diyor. Kendisi Hayır hocam bu siyah mı diyorsunuz, siyah mı diyorsunuz? Siyah. Renk, siyah gibi değil ama değil mi? Siyah. Yok, siyah değil. Siyah değil, siyah. Siyah. Evet. Yok. Yani bu Siyah Hanedan'ın kurucusu Yu'ya kadar kendisinin atalarının uzandığını o da söylüyor. Evet. Yani bu Helian Bobo'nun biyografisi vardır. Jin Hanedan tarihinin 130. bölümünde. Orada onu yazan, bu tarihi yazan müverrih ya da tarihçi kendi görüşlerini bildirdiği zaman da Helian Bobo'nun da iğrenç bu Xun Yu'ler ve Chun Wei'nin neslinden geldiğini
dikkat ediyor. Yani Sun Wei'nin ismi, Sun Yu kavimin ismini biz yeni 5. yüzyılda da görüyoruz. Orada da görüyoruz. Yani bu da artık bu ben adını saydığım kavimlerin Hunların atasının olduğunu yani ispat ediyor. Bu terimleri biz Tang Hanedan döneminde yani Türkler döneminde de rastlıyoruz. Burada da bir Siyeli Kağan'ın oğlu Aşina Pulome'nin mezar taşı vardır. Mezar daha doğrusu kitabesi. Mezar bizim günümüzdeki işte bu şeyler gibi. Üzerine şeyler yazılır. Ölen kişinin bütün yaptığı işleri yazılır. Bu mezar taşı kitabesinde hocamız Doğu Türkistanlı olan Ekrem'in çevirisine göre onun mesela makalesi var bu konuda Aşina Pulome'nin mezar taşı kitabesi hakkında. Orada da bu kitabede şöyle yazıldığını şöyle çeviriyor. Zhou Hanedan döneminde Siyan ünlüler oldukça güçlenmişti. Topraklarına toprak katmışlardı. Daha sonra Sun U olarak biz onları tanıdık ve daha sonra onlar adetlerini bırakarak bize döndüler gibisinden. Bu Aşina Pulome'nin mezar kitabesinde de biz aynı bu Siyan Ün, Sun Ü gibi Sunluların atalarının isimlerini görüyoruz. Yani bu kayıtlardan biz neyi görüyoruz? Hunların atalarının tarihinin Çin'in efsanevi dönemlerine kadar uzandığını ve farklı isimlerle anıldığını söyleyebiliriz. Yani biz genelde sadece Hun olarak biliriz. Bu da işte orada görsellerden bir tanesidir Çin'deki. Yani Hunları tasvir eden görsellerden bir tanesidir daha çok. Devam edebiliriz. Şimdi ilk girişte ben bunları anlattım. Yani Hunların ilk ataları. Siyan Ünler, Sun Ünler, Guifanlar hakkında. Daha sonraki bölümler bu şeyde gördüğümüz kişilerin biyografileridir. Bunların hepsi de Çinli devlet adamlarıdır. Elçilerdir, komutanlardır, bürokratlardır. Bunların hepsinin biyografisi Hunlarla bir şekilde teması olduğu için Hunlar da bunların biyografisinde anlatılır. Mesela bunların içindeki ilk sırada olan Li Mu ve Meng Tian Qin Hanedan döneminin kişileridir. Kalan kişilerin hepsi de Han Hanedan döneminin kişileridir. Bu Lu Wang'dan itibaren. Mesela Li Mu ve Meng Tian, işte ona biraz azıcık duralım üzerinde mesela. Li Mu, az önce söyledim, geçebiliriz. Li Mu, Qin Hanedan döneminde, Qin Hanedan dönemi olmadan, kurulmadan önceki savaşan beylikler dönemindeki Zhao beyliğinin komutanıdır. Burada siz haritada savaşan 7 tane beyliği görüyorsunuz. Bundan daha önce daha da fazlaydı. Daha sonra bunlar azalıp bu 7 tane beylik kaldı. Bunlar daha sonra birbirleriyle savaştı ve en sonunda bu Qin Hanedanı hepsini yuttu. Hepsini kendisinin egemenlik altına aldı ve Qin Hanedanını kurdu. O bizim bildiğimiz Qin Shi Huangdi'ydi. İşte bunların hepsini egemenlik altına alan. Şimdi bu Li Mu dediğimiz kişinin biyografisi Shizi'nin 81. bölümünde bulunur. Bu kendisi Zhao Beyliği'nin, burada haritada Zhao Beyliği'ni görüyorsunuz. Zaten Çin kaynaklarında şöyle der, 3 tane beylik Hunlarla komşuydu der. Bunlar Qin, Zhao ve Yan. Burada ben şeyin üzerinde kalıyor. Yani burada da siz şeyi de görüyorsunuz, o dönemde yapılan Çin setlerini de görüyorsunuz. Yani savaşan beylikler döneminden itibaren zaten setler yapılmaya başlamıştı. Bunlar hem Kuzey'den gelen göçebelerden kendilerini korumak maksadıyla, diğeri de benim ikinci aslında düşündüğüm şey sanırım sınır çizmek maksadıyla da yapılmış olabilir. Günümüzde bunların sadece kalıntıları var olabilir. Günümüzdeki Çin setti Ming Hanedan döneminde yapılmış Çin settidir. Yani bu dönemlerde yapılan değillerdir. Şimdi bu Li Mu'da ne anlatılır? Li Mu, bu üç beylik genelde Hunlarla savaşan beylikler oluyor ve Zhao beyliği de Hunlarla olduğu için, komşu olduğu için
Onlarla sık sık onların saldırılarına maruz kalıyordu. Bunun biyografisinde, Limu'nun biyografisinde, Limu'nun Hunlara karşı kullandığı taktikleri yazar. Limu savaşmamış hiç Hunlarla. Savaşmama taktiği kullanmış. Yani onu anlatır. Limu Hunlar geldikleri, saldırıya geçtikleri zaman herkesin kalelerin içine çekilmesine ve onlarla savaşmamasına şey yapmış. Hatta bundan dolayı da sık sık eleştirilmiş, korkak ilan edilmiş. Ancak daha sonraki dönemde güçlerini toplayıp askerler iyi bir eğitildiği zaman da onun karşı saldırıya geçtiğini görüyoruz ve Hunlarla savaşta onu yendiğini yazar bu Limu'nun. İlk bizim işte bu Limu dediğimiz komutanın döneminde biz Hunların onlara saldırdığını görüyoruz. İkinci bir kişi de mesela ben burada kısa kısa anlatıyorum. Daha sonra kitabı okuyanlar buradan anlar. Mengtian dediğimiz kişi, bunun biyografisi Shizi'nin 88. bölümünde bulunur. Burada doğduğu, öldüğü yıllar da yazılır. Bu da Qin Hanedan dönemi. Artık savaşan beylikler dönemi bitmiş. Qin Hanedanı bütün beylikleri kendi egemenliği altına almış. Qin Shi Huangdi kendi hanedanını kurmuş. Mingtian dediğimiz kişi de onun komutanlarından biriydi. Kendisi de mimarlar ailesinden gelen kişi. Bunun şeyinde biyografisinde de biz ilk defa bu Qin Shi Huangdi'nin kuzeyi onu Qin Seddi'ni kurmaya, yapmaya gönderdiğini öğreniyoruz. Mengtian'ın komutasında büyük bir ordu gönderilmiş kuzeye ve onlar Çin Seddi'nin inşasını yürütmesi için bu kişi görevlendirilmiş. Ve burada Hunlar hakkında çok bilgi vermiyor. Ancak onun bu şekilde görevlendirilmesi Çin Seddi'nin yani Çin Seddi zaten yapılmıştı ya şeyler döneminde bu savaşan beylikler Başladı. döneminde. Mengtian büyük bir ihtimal bu Çin Seddi'lerini birbirleriyle birleştirmek için. Yani bu Çin Seddi'lerinin arasını birleştirmek için gönderiliyor. Mesela burada da gördüğünüz gibi Cao Beyliği'nin duvarı, Yan Beyliği'nin duvarları, Qin Beyliği'nin duvarları ayrı ayrı gözüküyor. Ve bunlar daha sonra birbirleriyle birleşecektir. Ve büyük bir Çin Seddi ortaya çıkacaktır. İşte Mengtian'ın biz biyografisinde onu görüyoruz. Ve Qin Shi Huangdi döneminde aslında biz ilk defa bu Modu'nun, Mete'nin babası Tuğman'ın artık kuzeye doğru onun ittirildiğini, onun ordusu o dönemde kaybettiğini ve bu şeylerin duvarlarının dışına ittirildiğini öğreniyoruz ve bunun biyografisinde orada veriyoruz ve Mengtian bu iki kişi Han Hanedanı döneminden önceki var olan kişilerdir. Liu Jin'den itibaren biz artık genelde Han Hanedan döneminin şahsiyetleriyle ilgili bilgiler alıyoruz. Şimdi Liu Jin'in biyografisi Shizi'nin 99. bölümünde yazar. Bu kişi kimdir derseniz, bunun ne gibi Hunlarla teması oldu derseniz, Liu Jin Han Hanedanının kurucusu olan İmparator Gaozu'nun danışmanıydı kendisi. Birçok konuda özellikle Hunlarla ilişkiler konusunda ona danışmanlık etmiştir. Savaş olarak siz bilirsiniz, belki bizim tarihimizde o bilinir. Yani milattan önceki 200 yılında Mete dediğimiz Modu Çanyu'yu Hunlar bu İmparator Gaozu'yu ablukaya almıştı ve İmparator Gaozu bu ablukadan sağ kurtulmak için Hıçin politikası dediğimiz bir politika o dönemde uygulamaya başlamıştı. Bu Liu Jun dediğimiz kişi işte bu Hıçin politikasının mimarıdır. Hıçin politikası ne derseniz bu Hunlara prenses vererek yani kendi kızlarını evlendirerek Hunların hükümdarlarıyla evlendirerek akrabalığa dayalı barış anlaşması yapmaktır. Yani bu sayede Mete İmparator Gaozu'nun damadı oluyor. İmparator Gaozu bu şeyden kurtulmak için, ablukadan kurtulmak için kendi kızını vermeyi ve onunla birlikte de tartuk salmayı yani pahalı hediyeler,
haraç ödemeyi kabul ediyor. Bunu ilk teklif eden kişi bu Liu Jing dediğimiz kişiydi. İşte onun biyografisinde bu ayrıntılı anlatılır. Gao Zu'la konuşmaları, nasıl bunu bu Hıçin politikasını başlattığı, nasıl uyguladığını ve bu şeyden nasıl kurtulduğunu ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Biz tarihte bunu nasıl olarak biliriz? Biden savaşı olarak biliriz. Biden tepesinde Mao Zedong'a karşı sefere çıkmıştı Gao Zu. İmparator Gao Zu yeni kurmuştu aslında o dönemde kendi devletini, hanedanını. O yüzden büyük bir ihtimal Hunlar hakkında çok bilgisi yoktu. Hunları araştırmaya gönderen elçilerinin hepsi Hunların zayıf olduğunu, Hunlara karşı saldırıya geçilebilmesi gerektiğini söyleyip gelmişlerdi. Daha sonra Liu Jing'i de gönderiyor Hunlara elçi olarak. O da gelip diyor ki yok, bunlarda bir gariplik var. Bunlarda hepsi yani atların hepsi siska şeylerde ne bileyim otaklarda sadece böyle yaşlı ve çelimsiz zayıf erkekler kalmış. Bu mümkün değil. Bunlar aslında burada saklıyorlar onları. O yüzden bizi göstermek gücünü istemiyorlar. Bu bizi daha sonra pahalıya patlayabilir. Yani yenilgiye uğrayabiliriz. Çünkü Hunlar burada bir taktik yapıyor. Gibisinden Gao Zu'ya anlatsa da Liu Jing imparator onu dinlemiyor. Çünkü artık yola çıkmıştı. Daha sonra da o başına o geliyor. Gerçekten de Hunlar kendi güçlü askerlerini pusuya kurmuşlardı, saklamışlardı ve imparator kendi askerleriyle geldiği zamanlarda onu ablukaya almıştı. Sonra imparator pişman olup Liu Jing'i geri çağırıp onu artık bundan nasıl kurtulacağım dediği zaman da bu politikayı öneriyor ve bu politikayla biz Han Hanedan döneminde Hunlarla 14 tane evlilik gerçekleştirdiğini öğreniyoruz. Bu konuda Nurcan Türker hocamızın yeni bir şeyi vardır. Bu Hıçin politikası konusunda onun doktora tezi vardır. Yani onu da isteyenler alıp okuyabilir. Bu da İmparator Gao Zu ve Mete'nin barış anlaşmasını yaptığını tafsir eden yeni Çin'deki müzelerden bir tablodur. Sanırım Tayvan'da mıydı? Bir müzelerde bu tablo bulunur. Burada işte Mete ve Gao Zu'nun kendi arasında bu Hıçin anlaşmasını yaptığını görüyoruz ki bu Liu Jing'in biyografisinde de bu ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Şimdi bundan sonra kimiz kimdi? Yeni bir ilginç şahsiyetlerden bir tanesi Chao Zu'dur. Chao Zu da Han Hanedanı'nın imparatoru Wen döneminde devlet dairesinde çalışmış devlet adamlarından, devlet memurlarından bir tanesidir. Bunu biz Han Shu'dan alıyoruz. Bunun biyografisini 49. bölüm Han Shu'dan. Burada niye bu benim ilgimi çekiyordu? Bunun Chao Zu'nun imparatora sunduğu arznameler vardır. O dönemde danışmanlar sunardı kendi raporlarını, arznamelerini imparatorunun görüşünü sunardı ve bu bir saray meclisinde tartışılırdı. İşte bu arznamelerden 3 tanesini biz Hunlarla ilgili olduğunu öğreniyoruz. Bunlardan birincisi askeri strateji ve taktik meseleleriyle ilgili ve Hunlarla savaşmak için Çin'in nasıl bir taktik kullanması gerektiği konusunda tavsiyelerini sunuyor Chao Zu. İkincisinde de Çin'in kuzey sınırlarının korunması için oraya askeri yerleşimcilerin kurulması, yani garnizonların kurulmasıyla ilgili onun tavsiyesi. Üçüncüsü ise bunlara ek olarak bu askeri yerleşim yerlerini kimler yerleştirilmeli ve onların idari statüsü nasıl olmalı, o konuda bilgiler içerir. Bunların içinde özellikle ilk ikisi çok önemlidir. Hunlara karşı savaş taktiklerini Chao Zu mesela kendi raporlarında ayrıntılı uzun uzun anlatılır. Mesela orada bir kısaca bir şey yaparsak, bunu bir özetlerse,
Çavuşoğlu'nun ilk raporunda Hunlara karşı askeri harekatların başarılı olması için gereken şartları söyler. Bunlardan birisi araziyi doğru kullanmaktır. Yani o diyor ki Hunlar nerede iyidir? Düz, yani steplerde iyidir. Çünkü atların üzerinde ve okçu bir millettir. O yüzden de biz daha çok onları dağ tepeye yani çekmemiz. Orada biz daha güçlü oluruz gibisinden. İkincisi ise ordunun eğitimiyle ilgili konuşur. Yani askerlerin iyi bir şekilde eğitilmesi ve onların silahlarının kaliteli olması konusunda da tavsiyeler verir. Ayrıca da ordunun komutanlarının yeteneklerinin yani çok iyi olması gerektiğini söyler. Çünkü savaşta en belirleyici şeylerden bir tanesi komutanların askeri yetenekleri olduğunu savunur ve bunu ayrıntılı uzun uzun anlatır. Burada hepsine durmayacağım zaten zamanımız olmadığı için. Ve Chausson'un yeni bir çok dikkat çektiği bir şeydi bu savaş taktiklerinde. Barbarları barbarların eliyle şey yapmak, yok etmek. Yani buradaki anlam nedir? Çin'e teslim olan bir zamanlarda ya da Çin'in tarafını tutan bazı Hunların zayıf taraflarını, üstün taraflarını bilen müttefik barbarlar, yani müttefik başka göçebeleri çekmek, onları kendi ordularına almak ve onları Çin ordusu için kullanmak tavsiye edilir ki bu daha sonraki dönemlerde de sık sık kullanılır. Yani Hunlara karşı savaşan Çin ordusunda özel olarak kurulan, yani göçebelerden kurulan özel birlikler vardı. Yani bu birliklerin hepsinde bu şeylerde anlatılır. Ve Chausson'un ikinci raporunda az önce ne dedik? Askeri yerleşimlerin kurulması. Bu garnizonların, sınırlarda garnizonların kurulmasının önemini ele alır. Çünkü güvenliği sağlamak için iç bölgelerden oraya asker sevk etmek çok maliyetli olurdu. Askerler genelde Çin askerleri, Çin ordusu yaya olduğu için bu uzun bir zaman alırdı. Onların yani yemesi, içmesi, başka şeyleri çok zaman aldığından dolayı sınırlarda askeri garnizonlar kurulmasını ve orada da özellikle suçluların yani yerleştirilmesi, suçluların affedilip oralarda yerleşmesi, onların da Hunlarla savaşması için eğitilmesi gerektiğini, bu şeyleri, sınırları koruması gerektiğini söylüyordu. Çünkü burada iki taşla bir kuş vurmuş olurdu. Hem kendilerinin içindeki bu suçlu unsurlardan kurtulmuş oluyor. İkincisi de onlar affederek o sınırlara yollayarak yani onları sınırların güvenliğini de sağlamış oluyordu. İşte bu Chausson bu konuda uzun bir şekilde rapor verir askeri yerleşim. Ki bunu daha sonra da yaparlar zaten. Bu Doğu Türkistan dediğimiz bu bilindiği yerleri daha sonra da biz 4 tane garnizonun kurulduğunu biliyoruz. Yani özellikle İmparator Ulu döneminde. Hunların bu yavaş şey zayıflamaya başladığı dönemlerde orada 4 tane büyük garnizon kurulur. Bu 4 tane büyük garnizon da aslında onların Hunlara karşı savaşta kullandıkları en üs oluyorlar. Yani burada savaşlar eğitiliyor. Hem iç bölgedeki askerleri de buraya getirmenin gereği olmuyor. Yani burada işte Chausson'un aslında özellikle şeyi çok önemlidir. Raporları. Yani Chausson'un şeyi çevrilmedi bildiğim kadarıyla. Türkçe'ye çevrilmedi. İşte benim kitabımda onun bütün biyografisini çevirerek bu konudaki sundukları raporları tek tek anlatıyoruz. Şimdi diğer bir mesela önemli şahsiyetlerden birisi Li Guan'dır ve onun torunlarından birisi olan Li Ling'dir. Her ikisi de Çin komutanıdır. Hunlarla sürekli savaşmış. Hunlarla burada birisi resim tafsiridir, birisi de sinemada tafsiridir. Şimdi Li Guang zaten kendisini intihar eder.
Hunlara karşı sürekli savaşmıştır, sürekli taktikler kullanmıştır. Onun biyografisinde ayrıntılı o anlatılır nasıl. Çünkü kendisi de çok iyi binici, çok iyi okçu, aynı göçebeler gibi, Hunlar gibi çok yeteneklere sahip olduğunu buraya geçmeden durun. Onun da Hunlar onu elde etmek için yani çok çaba sarf ediyorlar. Ancak bir türlü mümkün olmuyor. Tam tersi onun torunu olan Li Ling vardır. Bu Li Ling Hunlara esir düşer bir savaşta ve 20 yıldan fazla Hunlara hizmet eder. Bu Udi döneminde. Bu aslında o dönemlerde bu Hunların tarafına çıktığı için yani onlara esir düştüğü için bunun ailesi öldürülür tamamıyla. O dönemde öyle bir şey vardı. İmparator U döneminde. Ailesi öldürüldükten sonra da bu geri dönmüyor. Yani günümüzdeki Çanyi buna Hun hükümdarı buna kendi kızını evlendiriyor. Kendisini damadı yapıyor. Ona da işte günümüzdeki bu Kırgızların diyebileceğimiz Yenisey Kırgızlarının o kabilenin liderliğini veriyor ve uzun bir süre ölene kadar bu Li Ling orada kalıyor. Bu konuda ayrı bir benim makalem de vardır Li Ling konusunda. Onun biyografisi de şeyde var. Yani bu benim kitabımda. Onun biyografisi Li Guang biyografisi. Ondan sonraki burada da işte Hakasya'da bir tane günümüzdeki işte Rusya'ya bağlı olan Hakasya'da bir Çin sarayı bulundu. Onu arkeologlar kazdığı zamanlarda bunu Li Ling'in sarayı diye de düşünenler vardır. Bu az önce söylediğimiz Hunlara hizmet eden. Yani bunları işte Hunlara hizmet eden Li Ling'in sarayı olduğunu düşünenler vardır. Hatta Hakaslıların arasında da bu Li Ling'in torunları olduğunu düşünenler vardır. Ayrıca Li Ling'in soyundan gelenler daha sonraki dönemlerde de biz onların ismini çok çok duyuyoruz. Bunun biyografisini ben bu kitapta ele aldım. Her ikisinin de bu Kızılak Sıf'ın yazdığı aynı bu Yenisey'deki Hun Sarayı dediğimiz kitabıdır bu ikincisi. Ondan sonraki şeyimize bakarsak geçebilirsiniz. İki tane Çin generali vardır en önemli. Bunun bir tanesi Ho Chu Bing'dir, ikincisi Wei Qin'dir. Her ikisinin de mezarı günümüzde o dönemin imparatoru olan İmparator Wu'nun yani Han Hanedanı imparatoru Udi'nin mezar külliyesinde bulunur. Bu birincisi Ho Chu Bing'in mezarıdır. Onun yanında da bir sürü böyle taş heykeller vardır. Hun'u ezen at heykelidir bu. Burada bir atın altında bir insan tavsiyesi yapılmış. Ho Chu Bing ve şey ve neydi o Wei Qin iki general bu ikisi akrabadır zaten. Birisi Ho Chu Bing Wei Qin'in yeğenidir. Her ikisi de Çin'in en önemli generallerinden ve Hunlara karşı savaşta başarılı olan generallerdir. Yani general bu generaller Hunları sayısızca yani 4-5 defa sürekli yenilgiye uğratıp Hunların zayıflamasına da neden olmuşlardır. Günümüzde de onların işte mezarı bu tümülüs şeklinde her ikisinin de mezarı bulunur ve onun biyografilerini her hem Hanshu'dan hem Shizi'de ikisi de genelde aynı anlatılır. Ben kendi şeyimde, kitabımda bunları da ele aldım. Yani bunların biyografisinde nasıl anlatılır. Şimdi burada şeyde siz görüyorsunuz ki bu az önce söylediğim iki generalin Ho Chu Bing ve Wei Qin'in burada haritalarda şeye gösterilir. Nasıl şeylere çıktığı, seferlere çıktığı bu sınırlardan çıkıp Çanyolu Karagah'ına kadar gitti. Burada da 4 tane bin garnizon kuruldu demiştim size. Bu Gansu koridoru dediğimiz koridorda işte Dun Huang, Ju Quan, Zhang Ye ve Wu Wei bu 4 tane garnizondur. Bu 4 tane garnizon daha sonra batıya açılan bir kapı hem şey olacaktır. Yani üs olacaktır. İşte Han Devleti'nin o dönemlerdeki bu haritada Ho Chu Bing ve Wei Qin generallerin
gösterilir. Onların işte Hunlara karşı savaşı da onların biyografilerinde anlatılır ayrıntılı bir şekilde. Sonraki şeylerden bir tanesi de mesela Su'udur. Hunlara esir düşen Su'u'nun biyografisi vardır bu kitaplarda. Su'u Li Ling'in tam tersine Hunlara esir düşmüş. 19 sene boyunca Hunların elinde kalmış. Ancak Hunların tarafına geçmeyi reddetmiş. Yani bu sadakatin aslında Çin'deki bir sembolü diyebiliriz. 19 sene boyunca orada Hunlar ona koyun çobanlığı yaptırtırıyor Baykal Gölü'nün oralarda. Ama yine de hiçbir şekilde Hunlara hizmet etmeyi reddediyor. Hatta onun için Hun hükümdarı yani Chanyu Li Ling'i de gönderiyor. Az önce Li Ling'den bahsetmiştik. Li Ling, Su'u hepsi aynı dönemde yaşamış kişilerdir. İkna etmek için Su'nun Hunlar tarafına çıkmasını ikna etmek için. Ama Li Ling de başarılı olamıyor. Su'u ikna olmuyor. En sonunda Hunlar ve Çinlilerin arası, Han Hanedanı'nın arası bir düzeldiği zamanlarda Su'u ülkesine geri dönüyor. Yani burada da Su'u'nun biyografisinde hem Li Ling anlatıyor hem onun Hunlara nasıl esir düştüğü, o esir düştüğü zamanlarda Hunların onu kendi tarafına çekmek için nasıl ikna etmeye çalıştığı bu konular anlatılır. Bu Li Ling'de Su'u da Çin edebiyatında, Çin sanatında, Çin sinemalarında çok bilinen bir karakterlerdir. Yani bu birisi eskiden hain olarak, birisi de tam tersi. Sadakat, devletine sadakat şeyi olarak bilinir. Ancak Li Ling'in Çin'in en sempatik kaini diyebiliriz. Çünkü çoğu da Li Ling'in mecburi bir şekilde esir düştüğünü ve ailesi öldürüldükten sonra imparatora kızgın olduğundan dolayı ülkesine dönmediğini kabul ediyor ve o yüzden de yani onun bazen tarafını tutanlar da vardır. Her ikisi de Çin hem şeylerinde, edebiyatında, sanatında çok önemli bir figürlerdir. Yani bunun şeylerini arıyorum. Burada da sadece biz Hunlar hakkında hepsinin üzerine durmayacağım. Çünkü bütün yani biyografileri anlatmak burada imkansızdır. Kitaptan alıp okuyabilirler. Burada da mesela Çince kayıtlarda zaten bakın o 110. bölümde anlatılan öyledir. Hunların atası Siyahoy soyundan gelen Chunbey adlı birisidir. İşte Siyah Hanedanı öncesinde işte şöyle şeyler vardı, kavimler vardı. Onların göçer konar bunlar yaşarlardı, yazları yoktu. Bunlar genelde avcılıkla, hayvancılıkla uğraşırlardı, savaş talimi yaparlardı. Uzun menzilli silahları yay ve oktu, yakın dövüş silahları mızraktı gibisinden bütün şeylerini anlatır. Çok hızlı bir şekilde hareket ettiklerini anlatır. Görgü kuralları nedir bilmezdir diye yazar. Bu tabii ki Çin'in kendi şeyine göre. Çin'de çünkü ritüeller çok önemlidir. Hükümdarın herkes hayvanların etini yer, derisini giyer, giysileri de bu şekildedir. Yani anneleriyle, üvey anneleriyle, kardeşlerinin öldüğü zaman da onun eşleriyle evlenir gibisinden burada Çince tek tek anlatır. Bu da bir Hun tacıdır. Yani yeni Ordos'tan bulunan arkeolojik kazılar sırasında. Ve şimdi burada ben sadece şey için söylemek istedim bunu. Şimdi Hunlar nereye gitti deriz? Hunlar yok mu şimdi? Ya yani Hunların ismi yok tabii ki, Xiongnu olarak ismi yok. Çünkü daha sonraki dönemlerde biz Hunların başka isimlerle anıldığını, güney yani teslim olan güneydeki Hunların, Güney Hunlarının Çinlerin içinde asimile olduğunu biliyoruz. Daha sonraki dönemlerde Çin'de bir karışıklık çıktığı zamanlarda bunlar tekrar bir devlet kurmaya teşebbüs ettiler ve 4 tane Hun devleti kuruldu. Ancak onlar uzun ömürlü olmadı. Onlardan bir tanesi az önce söylediğim Helian Bobo'nun kurduğu Dacia devletiydi. Liu Yuanhai'nin kurduğu devlet vardır yine Zhao devleti veya Han devleti dediğimiz. Yani böyle devletler kuruldu ancak Hunlar tamamıyla
Yani daha sonra biz onu Göktürkler ya da Türkler olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Türklerin mesela Türkler hakkında bilgiler dedi. Türklerin ataları ya da işte ecdatları Sümlular idi diye yazar onlar. Şimdi günümüzde de bir sürü Çin'de soyadlar vardır. Çin'deki soyadlar çok eskidir. Ta milattan önceki soyadlarını onlar kullanırlar. Bunların bir kısmı konusunda Kürşat Yıldırım sanırım bu bir zamanlar Türk'üydüler diye kitap yazdılar. Ya araştırdı bu konuları. Türk menşei Çin aileleri olduğunu. Onun içinde mesela Çanyi dediğimiz Çin'in şeyin Hunların hükümdarının unvanıdır. Biz Kaan olarak yanlış biliyoruz da Çanyi mesela bu ailenin adı günümüzde Çan haline dönüşmüştür diyor. Çan soyadını taşıyanların Hun olma ihtimali vardır yani. Bunun şekilde işte Helyan, Suli, Lan, Liu, Lu gibi mesela burada ismini saydım. Lu, Huyen. Huyen'de mesela Hunların önemli soylu kabilelerinden bir tanesidir. Bunların hepsini kısaltarak yani Çin'de sadece bir tane şey o, bir tane isimle kısaltarak şey yazar. O yüzden de yani günümüzde de bazı Çin ailelerinin Türk veya Hun menşeli olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bize çok güzel bilgiler verdiniz. Teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi başlangıçta Çin kaynakları ortaya çıkalı. Onların neresinde ne kadar Türklerden bahsediyor. Tabii burada dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi müsaadenizle onu size sorayım. Bu Hun meselesi hiçbir zaman oradaki insanlar kendilerine biz Hunuz demiyorlar. Çünkü belirttiğiniz gibi yazılı bir belgemiz yok. Bu onlara takılan isim, hatta işte kaçkın veya işte haydut gibi lerin karşılığı gelecek isimler takmış Çinliler. Çinliler de o bölgede yaşayan insan topluluğu, ama onları geçenlerde, bilmiyorum siz de duydunuz herhalde, bu Almanya'daki bir araştırma kuruluşu dillerin kökeni konusunda araştırma yapıp, işte Çin'in kuzeyindeki bölgede İsa'nın doğumundan önce 9000. yüzyıllarda Türkçenin işte Mançurca, Korece gibi dillerin kökeni olarak geliştiğini söylüyor. Şimdi orada bile, yani İsa'nın doğumundan önce 9000 sene önce Çin diye bir mefhum yokken, Çin'in kuzeyinde diye tasvir ediliyor. Halbuki orası Türkistan toprakları. Bugün de Türkistan olarak bildiğiniz gibi yer. Ben ilk başlangıçta bir şey sormuştum. O konuda bir görüşünüz olacak mı? Bu Tarakota askerlerinin fiziki görünüşü hiçbir zaman tarihteki Çin fiziğine uymuyor. Onu nasıl izah ediyorlar? Yani onu şimdi o dönemde bu Çin Hanedanı döneminde zaten bu terrakota dediğimiz askerler Çin Şihuandi'nin mezarından çıkarılan askerlerdir. Yani bu da kendisi tahta 13 yaşında çıkıyor sanırım. Yani Çin imparatorları kendisi tahta çıkar çıkmaz kendi mezarlarını yapmaya başlıyorlardı. Yani bu bir gelenekti. Yani kendileri tahta çıkar çıkmaz. Bu da uzun bir süre sürmüş sanırım 38 yıl kadar sürmüş bu onun mezarlığı. Günümüzde de var o mezarlık ve sadece bu tesadüfen açılmış. Kendisi imparatorun kendi mezarı açılmadı. Çin Şihuandi'nin mezarı hakkında Sima Qian da bilgi veriyor. Yani o mezarın nasıl yapıldığını, içine neler koyulduğunu. Şimdi terrakota askerlerine gelirsek yani sima olarak benzemiyor Çin'e derseniz o dönemdeki Çinlilerin sima olarak kime benzediğini bilmiyoruz ki biz. Çinlilerin de diğer halklarında zaten karışık yaşıyorlardı o dönemlerde. Yani iç içe yaşadı. Az önce ben söyledim. Yani sadece Ordos'ta yaşamamışlar yani. Hunlar daha da iç bölgelerde yaşamışlar. Daha sonra İtilye kuzeye kadar gitmişler bu savaşlarda. O yüzden de sanırım onların askerlerinin içinde bu Bizim bizim Türk soylu dediğimiz Hun insanlar da var. kökenli insanların olması büyük bir ihtimal mümkündür. Çünkü yani çok karışıktı o dönemdeki şeyler. Çünkü siz Çinli kuran o Çin isimli imparatorun sınırlarının da Hunlar
olduğunu söylediğinize göre büyük bir ihtimalle o askerleri o bölgedeki insanlardan temin etmiş olabilirler. Evet, birbirine işte zaten o terrakot askerler 8 bin tane sanırım orada bulundu. Ama evet, birine biri benzemiyormuş. Zaten birisi ikincisine şey yapmıyormuş. Yüzleri benzemiyor. Yani bildiğim kadarıyla. Ama onun şeyini kim araştırıyor yani sima olarak nasıl bunu araştırıyor onu bilmiyorum. Yani Tabii o simalar şu benim. anda tarihteki Türklere benzediği için hiçbir zaman bir Batılı'dan veya bir Çinli'den o araştırmayı Yani hepsi beklemiyor. de Yani belki hepsi bekliyorum. Türk olamaz büyük bir ihtimal ama yendi karışıktır, karışmıştır o dönemlerde. Ama Az önce de ilk başta dedik ya biz zaten Qin Shi Huangdi'ye kadar bu ta ondan önceki çok öncesinde de bunlar bizim atalarımız bir yerlerde birleşiyor diye. evet. Yani ilk önce az önce de söyledim 318 yılında milattan önceki 318 yılında Hunları zaten yardıma çağırıyor diğer beylikler. Çin hanedan, Çin beyliğini alt etmek için. Yani orada büyük bir ihtimal çok alışveriş vardı. Yani asker olarak da kullanıyorlardı onları. Belki aralarında başka evlilik şeyleri de vardı. Yani o yüzden de karışık olması çok muhtemelen. Tabii Yani ben çok muhtemelen. kültürel olarak ayrılıktan dedim. Yani konuştukları lisan yukarıdakilerin Türkçenin ergen Türkçe dediğimizi. Şimdi efendim bir de orada Almata'da mesela doğumdan önce bu ıslık organı 400. 318 dediğiniz zaten. Milattan önceki 318. 318. İlk Xiongnu diyen ismin bu Shizi'de geçmesi. Evet. Öbürküsü de doğumdan önce 400. Yani hemen hemen Ondan aynı. öncekiler. O da işte hepsi milattan önceki şeyler. Evet. Yani onlara da şimdi İskit adını veriyoruz. Ama orada kap üzerindeki Orhun yazıtlarıyla yazılmış olan yazı onların kökeni hakkında çok büyük bilgi veriyor ve orada bir altın işlemeden muazzam bir şey var. Yani gelişmişlik bir kültür yapısı var ki bu Çin'e, bugünkü Çin topraklarına çok uzak yerler değil. Almata dediğimiz yer bugün Çin'in burnunun dibi. Hayır, çok yakınında var zaten. Mesela ben 2013'te Tuva'ya gittim. Evet. Orada bir belgesel çekimi yaptık. Orada da mesela Saka Kurganı orada da var. Evet. Yani Arjan dediğimiz yerden çıkan Arjan. yine altın objelerle dolu. Yani Çin'in tam yakınında olan Evet. yerler. Oradan başlayıp zaten Kazakistan'a doğru gidiyor. Bunlar bu muazzam bütün şeylerin hepsinde de Saka kurganları var. Ama Sakalar hakkında Çin kaynakları bir bilgi vermiyor. Sadece orada bir iki satır Say diye geçiyor isimleri. Bu sayların da Wang Tsai diye geçiyor ya İmparator Sakalar diye geçiyor ve onların batıya gittiğini söylüyor. Başka da bir şey yok. Evet. Büyük bir ihtimal Sakalar da Yüçler itmişti. Yüçler Usunlar itmişti. Bu şekilde onlar batıya doğru göç etmiş ve Çin tarih yazılığı başladığında sanırım Sakalar bu Çin'e yakın komşu devletler değildi. O yüzden onlar hakkında bir bilgi vermiyor ama Sakalar hakkında sanırım İran kaynakları daha çok Saka diye veriyor. Mesela Rus şeyler Herodot İskit diye veriyorsa şeyler Saka diye veriyor. Neydi o? İran kaynakları. Hatta Sakaların üç tane şeyinin olduğunu söylüyor işte. Saka Havma Varga, Saka Tigra Havda, Saka Paradaraya diye üç tane şeyinden bahseder. Ancak Çin kaynakları o konuda bir bilgi vermiyor maalesef. Şimdi Yani bir de Sakaların kim olduğu, bu altın işlemeler nasıl oldu o konuda maalesef Çin kaynaklarında bir bilgi yoktur. Bir de konuşmanız esnasında çok önemli bir şey belirttiniz. Bu Sarı Nehrin, yani bugün Çin'in merkezi olarak gözükülen yerde bu Hun dediğimiz insanların ilk atalarına ait işte arkeolojik kazılar yapıldığı kara olarak söylediğiniz. O çok mühim. Ben uzun yıllar Kazım Gürşan'la meşgul oldum. Şimdiye kadar doğrulamadığım onun tek iddiası Türklerin yani Asya'daki Türklerin bu Sarı Nehir civarında çıktığı idi. Onun bu iddiasını doğrulayan hiçbir şey şimdiye kadar duymamış idim.
İlk defa bugün sizden duydum. Bu ama çok öncesi, Türklerin ortaya çıkmasından çok önce. önce. Evet. Ya hanedanla ilgili biz Hunlara bağlarsak, bunlardan da işte Göktürklere bağlarsak, o zaman evet biz daha çok öncesinde Çin'in iç bölgelerinde yaşıyormuşuz. Daha sonra işte savaşlarda itliye itliye biz kuzeye doğru gitmişiz. Kuzeye ve batıya doğru gitmeye devam etmişiz. Yani bir de ben işte bu Limay Çay'dan önceki dönemin Çin olarak adlandırıldığı zaman bir sıfır tarihi olaylara yanlış baktığımız, yenik başladığımız inancındayım. Yani niye onu mal ediyoruz? Mesela Sakaların Türklüğünü kabul edemiyoruz veya açık açık söyleyemiyoruz veya ondan önceki binlerce sene önceki bizim kendi tarihimiz konusunda bunlar Türklerin atalarıdır demekte biraz tereddütü davranıyoruz ama binlerce sene önceki o Çin bölgesindeki yaşamış insanlara Çinli diyoruz. Yani bu da enteresan bir şey. Bugün bile Çin'de... Bizim yazımız olmadığı için biz kendimiz bir yazı bir şey yazıp bırakmamışız ama maalesef. Yazımız İşte o bırakmadı. yüzden de Çin yazısına mahrum şey kalıyoruz, biz mecbur kalıyoruz Çin kaynaklarına. İyi Hayır ki hocam. Çin kaynakları varmış. Simay Can'ın yazdığı doğumdan önce 200 kabaca değil mi? 200'lü yıl. Kimin? Simay Can'ın yaşadığı dönem Han Hanedan dönemi zaten. Peki. Han Hanedan, hatta o size ilginç bir tane şey vereyim. Simay Can'ın kendisi Li Ling dediğimiz az önce şeylere teslim olmuş, Hunlara teslim olmuş bir tane hainde bahsetmiştik. Onu savunacağım diye kendisi de hadım cezasına çarptırılıyor. Yani bu İmparator U. Sima Qian da aslında yani o dönemin ilk, onun babası da şeydi, tarihçiydi, saray tarihçisiydi. Bu bütün bilgileri aslında bir nevi şey olarak yazmış. Nasıl diyeyim? O döneme göre yeni objektif olarak yazabilmiş yani. Ben şunu söylemek istiyorum. O İsa'nın doğumundan önce işte 200. yıllarda onu yazmış, yaşamış. Ama 4. yüzyılda bizim Issık Kurganı'ndaki gümüş kapı üzerindeki Orhun yazısını biz dile getirmiyoruz. Neden? Ama o yazı günümüze kadar okunmadı. Çeşitli Onu niye okumuşları okunmasın? Vardır. Doğru mudur, yanlış mıdır kimse Hayır bilmiyor. Hocam, şimdi okunmadı demek için okunmuş olanları yanlışlamak lazım. Kazım Mirşan'ın o kapı üzerindeki yazısını okudu. Eğer yanlış deniliyorsa onun yanlışlanması lazım. Hayır, Zaten onu birçok kişi okudu. Kazak araştırmacılar da okudu. Ama birbirinin okudukları birbirini tutmuyor. Güzel İkisi ama herkes farklı Türkçe diyor farklı değil mi? Okuyor herkes. Yani bu harflerin Türk harfleri olduğunda bir şüphemiz yok. Yani Orhun alfabesindeki harflerin arkaik durumları. Yani onlara bir Yunan alfabesi, bir Çin alfabesi diyemeyiz. Onlar Türk alfabesi. Hayır, şimdi Orhun alfabesinin ortaya çıkmasını biz ne zaman görüyoruz? Milattan sonraki. Yani Göktürkler zamanı. Onu kim yani diyor? Ama öbür yazıyı Hunlara bağlamak için bilmiyorum. Orayı çok iyi araştırmak lazım. O çok öncesindeki bir yazıdır. Bu sizin Esik Kurganı'ndan bulunduğunuz yazıdan bahsediyorsunuz. Evet. Gümüş tabak üzerindeki yazı diye. O yazıyı şeylerle bağlamak için, Göktürkler zamanındaki yazıyla bağlamak için yeni de onu çok iyi araştırmak lazım. Yani Tamam da birincisi, işte ikincisi şimdi... şeyler ne bileyim yani mezara koyulan şeyler illa o kişiye ait olmayabilir. Yani başka yerden getirilmiş de olabilir. Hayır, Hediye başka etmiş de olabilir peki mesela. Onu bilmiyoruz ki biz. o yazıyı yazabilecek başka bir kültüre sahip kim var? Yani Bilmiyorum işte, kim var? onu iyice Türklerden başka. araştırılması lazım. Bunun Orhun yazıtlarıyla bağlantısı nedir? Onun araştırılması İşte lazım. efendim, Yani onu... onu dil bilimciler anca yapar. Yani etimoloji üzerine çok iyi araştırmaları yapan. Yani sadece Saka Kurgan'dan çıktı diye. Yani onun dışında başka yazı yok ki çıkan. Niçin? Birçok taş üzerinde yazıt var. Hayır, şeyden o Yenisey dönemi. yazıtları var, Saka Talas olarak hayır. yazıtları var. Yani taş üzerinde o coğrafyada yüzlerce yazıt var. Bir tane iki tane değil ki üstelik. Bunlar hangi döneme ait peki? Ama bu ilk yani insanlığın ilk mağara döneminden itibaren resimden, bildograf, pedroglif'ten tamgaya geçiş dönemini Türklerde görüyoruz.
Bunu takip edebiliyoruz ama kabul edemiyoruz biz Türkler olarak. Döneminden kalma bir yazı var mı? İşte dedik ya, bizim Sarı İmparator hakkında yazan şeyler, ilk yazı Şan Hanedan dönemidir. Kaç sene sonra? Yani Siyah'dan döneki, Sarı İmparator döneminden kalan yazı yoktur. Evet. Onları işte efsanevi olarak belki şeylerden yazar. Bizim elimize ulaşan ya da Çinlilerin eline ulaşan diyeyim, yazılar Şan Hanedan döneminde başlar. Siyah Hanedan'dan sonraki. Kalanların hepsi şu an arkeolojik yollarla araştırılıyor. Siyah Evet. Hanedan'ın olup olmadığını da tartışmalıdır mesela. Herkes bazı. Halbuki o kitapta, Sima Tian kendi kitabında bunların hepsini yazar. Siyah Hanedan'ını yazar. Şan Hanedan'ını yazar. Sarı İmparator'u da yazar. Biz Sima Tian'a güveniyoruz. Onun yazdı. Onun kendi şeylerini nereden aldığını bizim araştırma imkanımız yok. Sima Tian yeni İmparator Sarayı'ndaki bütün arşivleri, şeyleri taramıştır. Yani onun kitabında bu kişilerin biyografisi her şeyi geçer. Evet. Yani biz Sima Tian'ın kitabından alıyoruz bunları. Evet. Şimdi tabii oldukça uzun oldu. Çok da bilgi verdiniz. Teşekkür ederim. İleride gene görüşelim. Ve kitabınız da hakikaten bu konuda bir öncü. Özellikle genç arkadaşların kitabı edinmesini, sizin daha başka kitaplarınızda zaten tanıttım. İnşallah. Dolayısıyla bu konuda oldukça bilgi eksikliğimizin olduğu bir gerçek. Bunların bir an önce giderilmesi lazım. Size çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi günler ben diliyorum. Ben teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim. İnşallah günümüzde artık sinoloji ya da başka işte Rusça bilen, Çince bilen, Arapça, Farsça bilen genç akademisyenlerin sayı çoğalıyor. Yani evet. Artık sık sık öyle yazıları, makaleleri, kitapları görmeye başladı. Yani bundan sonra da daha çok belki bilgiler edineceğiz diye ben de düşünüyorum, umut ediyorum. Peki, çok tamam, teşekkür sizin ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyiler. Türk Dili ve Tarihi'nin izleyicileri bir başka programda buluşmak üzere. İyi günler diliyorum. İyi günler dilerim ben de size.